Değerli arkadaşlar, bu videomuzda sandık takip sistemi uygulamamız cep telefonuna nasıl yüklenir ve nasıl kullanılır onu anlatacağız. Her türlü yanlışlık ve hilenin önüne geçilebilmesi için görevli olduğunuz sandığın seçim sonucunun sandık takip sistemine girilmesi çok önemlidir. Bunun için öncelikle uygulamamızı cep telefonumuza yüklüyoruz. iOS işletim sistemli, yani iPhone telefon kullanıyorsak App Store'a, Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorsak Play Store'a girip arama bölümüne HDP yazıp aratıyoruz. Karşımıza ilk çıkan Hayır logolu uygulamayı indir ya da yükleye basarak cep telefonumuza yüklüyoruz. iPhone'larda uygulamayı indirirken Apple şifremizi sorarsa şifremizi giriyoruz. Android'lerde de tüm uyarıları kabul ederek işleme devam ediyoruz. Uygulama telefonumuza indikten sonra cep telefonumuzdaki uygulamalar arasından Hayır logolu uygulamamızı bulup açıyoruz. Karşımıza çıkan giriş ekranına cep telefon numaramızı başında 0 olmadan yazıp SMS gönder butonuna basıyoruz. Onay kodunun gelmesi için bir süre bekliyoruz. SMS ile gelen onay kodunu girdikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayabiliriz. Eğer telefonunuz sistemde kayıtlı değilse, genel merkezde irtibatta bulunduğunuz kişiyle iletişime geçiniz. Uygulama içerisinde sandık, duyuru ve iletişim olmak üzere 3 ana sekme karşımıza çıkacaktır. Sandık sekmesi altında seçim sonucu girmeye yetkili olduğunuz sandıklar görüntülenecektir. Burada sandık kurulu üyelerimiz sadece görevli oldukları sandığı görecektir. Okul sorumlularımız ise görevli oldukları okullardaki tüm sandıkları görebilecektir. Sisteme veri girmek için seçim sonucunu gireceğimiz sandığın sağ tarafında yer alan Veri Gir butonuna tıklıyoruz. Açılan ekrana elinizdeki sandık sonuç tutanağında yer alan verileri sırasıyla girmelisiniz. Sandık sonuç tutanağı cep telefonuna girilirken ilk sırada yer alan halk oylamasına katılanların sayısı alanı kesinlikle boş bırakılmamalıdır. Aksi takdirde gönder butonu aktif olmayacaktır. Tüm verileri sırasıyla yazdıktan sonra tutanak resmi yazan yerdeki ikona tıklayarak sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekiyoruz. Tamamı tıklayarak fotoğraf ekleme işlemini bitiriyoruz. Son olarak gönder butonunu tıklıyoruz. Böylece veriler genel merkezimize ulaşmış oluyor. Bu işlemi sandık kurulu üyelerimiz sadece görevli oldukları sandık için yapacaklar. Okul sorumlularımız ise görevli oldukları her sandık için ayrı ayrı veri girişi yapmalıdırlar. Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Seçim sonucunu sisteme girip gönder dedikten sonra internet bağlantımız olmasa bile ikinci kez göndermeye çalışmamıza gerek yok. Çünkü o an bilgiler kayıt altına alınır ve telefonunuz internete bağlandığı an sonuçlar otomatik olarak sisteme yüklenir. Duyuru sekmesinde ise genel merkezden gönderilen mesajları görüntüleyebilirsiniz. Son olarak okul sorumluları için önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Yukarıda bulunan sekmelerden iletişim sekmesine tıkladığınızda okulunuzda görevli olan sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin listesini görüntüleyebilir, iletişime geçmek için kullanabilirsiniz. Sandık takip sistemimizin kullanımı işte bu kadar basit. Unutmayın, oylarımız sizinle güvende. Herkese hayırlı seçimler. Oylar hayra, oylar hayra.